Kobani Kumpas davasında arkadaşlarımız savunma yaparken aslında savunmadan da öte Kobani Kumpas davasının mantığını ve erkek egemen sistemin, yargının, faşist diktatörlüğün koltuk değneği haline dönüşmüş olan yargının kendisini yargılamaktadır. Kobani Kumpas davasının bir hukuk davası olmadığını her zaman ifade ettik. Burada bir kez daha bunun altını kalın kalın çiziyoruz. Bugün Gülten Kışanak da bunu bir kez daha ifade etti. Orta Çağ'ın Engizisyon mahkemelerini aratmayan bir duruşma salonu var, bir mahkeme heyeti var. Doğrudan saraydan beslenen, doğrudan sarayın talimatıyla davranan ve sorduğu soruların dayanaklarının dosyada olmadığının farkında bile olmayan bir mahkeme heyetiyle karşı karşıyayız. Bugün sevgili Gülten Kışanak nelerden yargılandığını ifade etti. 8 Mart'tan 25 Kasım'dan kadınlarla yaptığı etkinliklerden, eylemlerden ve demokratik bir mücadele zemininde yürütülecek konulardan dolayı bugün 37 kez ağırlaştırılmış müebbetle yargılanıyor. Bu dünyanın hiçbir yerinde görülmemiştir. Bugün krallıkla yönetilen ülkelerde bile bu kadar açık, aleni bir hukuksuzluğa az tanık olunur. Ama ne yazık ki 21. yüzyılda sözde hukuk devleti olduğunu iddia eden Türkiye'deki yargı sistemi ne yazık ki yine kendisinin ifadesiyle tıpkı bir engizisyon yaşatıyor bize. Sevgili Gülten Kışanak bir Kürt kadın siyasetçidir. Sevgili Gülten Kışanak Kürt kadın hareketinin önemli öznelerinden birisidir. Sevgili Gülten Kışanak Türkiye kadın hareketiyle bugüne kadar yürüttüğü ortak mücadeleyle hepimiz tarafından bilinen, tanınan önemli bir isimdir. Sevgili Gülten Kışanak'a bugün İstanbul'dan Türkiye'nin dört bir yanından feminist kadınlar yalnız bırakmayarak onun savunmasının ilk gününde yanında olmak istedi ve bugün buradalar. Bu çok anlamlı bir şeydir. Bugün Türkiye'de ortak yaşamı kurmayı iddia eden bizler açısından şurada şu fotoğraftaki görüntü bizim açımızdan gerçekten çok anlamlı ve çok önemli. Sevgili Gülten Kışanak da tam da böyle bir fotoğrafın bütün Türkiye'nin kaderini, siyasi, toplumsal kaderini, kadınların geleceğini, kaderini belirlemesi açısından böyle bir fotoğrafın oluşması için mücadele eden, düşüncesini, fikrini, ideolojisini bu çerçevede yoğunlaştırmış bir kadındır. Ve sevgili Gülten Kışanak bugüne kadar Kürt halk hareketinin içinde mücadele veren bir kadın olarak erkek egemen anlayışa asla prim vermeyen, siyasette kadının eşit ve özgür bir mücadele yürütmesini, bağımsız bir hak yürütmesini savunan bir kadındır. Sevgili Gülten Kışanak en büyük mesajını şu şekilde vermiştir. Bakın burada görüldüğü gibi. Biz kadınlar en büyük kariyerimizi sizlerin saltanatını yıkarak yapacağız dedi. Ve gerçekten biz kadınlar bugün bizi hukuksuz bir şekilde yargılayan Kobani Kumpas davası başta olmak üzere erkek egemen yargıya, kadınlara karşı şiddete, kadın cinayetlerine suskun olan yargıya, onları adeta teşvik eden cezasızlık sistemine karşı biz kadınlar en büyük kariyerimizi onların bu faşist saltanatını, erkek egemen saltanatını yıkarak yapacağız. Mutlaka başaracağız, mutlaka başaracağız. Erkek adalet değil, gerçek adalet.